Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişmaniye tadında çok lezzetli bir saray helvası tarifi hazırladım. Çok lezzetli bir tarif. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Küçük bir sos tenceresinin içerisinde 125 gram margarin ya da tereyağını eritelim ve kenara alalım. Tavanın içerisine 2 su bardağı unu alıp ilk etapta tava ısınıp böyle un da ısınmaya başlayana kadar ocağımızın altını orta ateşe getirelim. Ve sürekli karıştırarak unumuzu yakmamaya dikkat edelim. Un iyice ısınıp kokmaya başladığı zaman üzerine hazırlamış olduğumuz yağı ilave edelim ve dikkatli bir şekilde karıştıralım. Yağı una güzelce yedirelim. Böyle topaklananları kaşığımızın ters tarafıyla iyice bastırarak ezdirelim. Tereyağıyla un birbirine iyice karıştıktan sonra üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ilave edelim ve pudra şekerini de bu karışıma güzelce yedirelim. Pudra şekerini güzelce yedikten sonra tavayı kenara alalım ve hemen küçük bir kare borcamın içerisine böyle tabanına ister ceviz tozu, ister fındık tozu, ister badem tozu, isterseniz Antep fıstığı tozu yapışmasın diye serpelim. Ben badem tozu vardı elimde, badem tozu kullandım. Sonra bu helvamızı sıcakken direkt tepsinin üzerine dökelim ve böyle bir kaşık yardımıyla veya bir bardak yardımıyla sıkı olacak şekilde iyice bastıralım. Burası çok önemli. Helvanızın dağılmaması için iyice bastırmanız gerekiyor. Sonra soğumadan hemen dilimleyelim. Eğer soğuduktan sonra dilimlemek isterseniz bu pek başarılı olmaz çünkü iyice donuyor ve kuruyor. O arada keserken dağılabilir. Yani ben bu şekilde sıcakken kesmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde en ufak bir dağılma, kırılma olmuyor. Saray helvamızı dilimledikten sonra buzdolabına kaldıralım ve en az 3-4 saat helvamızı dinlendirelim, iyice soğusun. Sonra iyice donan helvamızı dolaptan çıkartalım ve bıçakla bu şekilde kestiğimiz yerlerden bir daha üzerinden geçelim. Daha kolay çıksın diye. Sonra çatal yardımıyla da helvamızı servis tabağının üzerine alalım. Üzerinde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde toz Antep fıstığı kullandım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Çok lezzetli bir helva. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.